Kardiyoid alanı örnek soru 3. Bu videomuzda kardiyoid alanına bir örnek soruyu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. R eşittir 2 artı 2 cos theta kardiyoidinin grafiğini çiziniz ve iç bölgesinde kalan tüm alanı bulunuz. İlk olarak grafiği çizmemiz isteniyor. Ardından iç bölgesinde kalan alanı bulmamız isteniyor. Kardiyoid grafiğini çizmeye başlayalım. Teta ve R'nin aldığı değerleri bulmak için tablomuzu hazırlayalım. Bunları bulurken de yan tarafta bunları koordinat düzlemi üzerinde yerlerine yerleştirerek çizimi de eş zamanda yapalım. Burası X, burası Y. Açıları da yazacak olursak burası 0 derece, burası 90 derece, burası 180 derece. Burası 270 derece. Burası da tekrardan 0 derece veya 360 derece. Buradaki çizeceğimiz kardiyoitte kosinüsün içinde sadece teta bulunduğu için 90 ve katları biçiminde değerler vererek çiftler elde ederek çizimi yapabiliriz. Eğer ki burası 2 teta olsaydı 90'ın yarısı olan 45 ve katlarını yerleştirip bütün nokta çiftlerini çıkartıp çizim yapmak gerekirdi. Eğer ki 3 teta olsaydı 90'ın 3'te 1'i olan 30 ve katlarıyla gitmek gerekirdi. Neyse uzatmayalım orasını. Burada teta bulunduğu için 90 ve katlarıyla gideceğiz. Tabii ki sıfırdan başlayarak. 0 derece, 90 derece, 180 derece, 270 derece ve 360 derece. Şimdi farklı bir renk ile çizimi yapalım. Sıfırı buraya koyduğumuzda kosinüs 0. Şu değerleri de bir hatırlayalım. Kosinüs 0 1'dir. Kos 90 0'dır. Kos 180 eksi 1'dir. Kos 270 0'dır. Kos 360 tekrardan 1'dir. Kosinüs 0 1 ettiği için 2 artı 2'den burası 4 eder. 0 derecedeyken buradaki R orijine olan uzaklığı gösteriyor. 0 derecedeyken orijine olan uzaklığımızın 4 olması lazım. Şurayı 4 olarak alalım. 90 dereceyi götürüp koyduğumuzda kosinüs 90 0 eder. Burası gitti. Sonuç 2 çıkar. 90 derecedeyken orijine olan uzaklığımızın 2 olması gerekiyor. Şurayı 2 olarak alalım. 0 dereceden 90 dereceye doğru orijine olan uzaklığımız azalmış ve 2'ye doğru düşmüş. Şöyle bir çizim yapalım. Normalde tabii ki 0 ile 90'ın arasından birkaç tane daha açının orijine olan uzaklık noktalarını belirleyerek onların üzerinden geçirerek çizimi yapmak en sağlıklısıdır. Fakat her seferinde onu kullanmak çok uzatır soruları çözmemizi. Bu nedenle 4'tü orijine olan uzaklığımız 0 derecede. 90 derecede 2'ye düştü. Demek ki böyle bir gidişatımız var. Kabul edelim. 180 dereceye getirip koyduğumuz zaman buraya kosinüs 180 eksi 1 eder. Eksi 2, 2 daha 0. 180 derecede orijine olan uzaklığımız 0. Demek ki 90 derecede orijine olan uzaklığımız 2 iken 180 derecede 0'a düşüş ortaya koyuyor. Yani orijine olan uzaklıkta böyle bir değişim söz konusu varsayalım. 270 dereceyi buraya koyduğumuzda 270 sıfırdır. 270 derecede orijine olan uzaklığımız 2 olacak. Şurada eksi 2 işaretlersek eksi 2'nin orijine olan uzaklığı 2'dir. Buradaki negatifine takılmıyoruz. 180 dereceden 270 dereceye doğru orijine olan uzaklık artıyor ve 2'ye ulaşıyor. Devam ediyoruz. 360'ı buraya koyarsak 1 eder. Sonuç 4 çıkar. 360 derecede tekrar orijine olan uzaklığımız 4 ediyor. 270'ten 360 dereceye doğru orijine olan uzaklığında değişimi bu şekilde varsayalım. Çizimi bitirdik. Kardiyoidin iç bölgesinde kalan tüm alanı bulmamız istenmiş. Yani bizden istenen yer burası, burası ve alt bölge.
Burada görüleceği üzere alt bölge ile üst bölge birbirinin simetri. Bu nedenle sadece üst bölgenin alanını hesaplayıp 2 ile çarparak tüm alanı bulmuş oluruz. Kardiyoid alan formülümüzün bir ne olduğunu hatırlayacak olursak 1 bölü 2 teta 1'den teta 2 açısına kadar R'mizin karesi, R'miz zaten açıkça burada, d teta. Şimdi az önce söylediğimi uygulayalım şimdi de. 0 dereceden 180 dereceye kadar olan alanı 2 ile çarpalım. Buradaki alanla buradaki alan birbiriyle simetriktir. Bu nedenle 2 çarpı 1 bölü 2 0 dereceden 180 dereceye kadar olan kısmı alıyoruz. Şuranın alanını hesaplıyoruz. 0, 180 dereceyi tabii ki 180 yazmayacağız buraya. Radyan olarak yazacağız. Pi, R'miz 2 artı 2 cos teta'ydı. Bir bakalım şuna hata olmasın. 2 artı 2 cos teta. Bunun karesini alıyoruz. 2 artı 2 cos teta'nın karesi d teta. Alalım şu kareyi. Buradaki 2 ile 2 birbirini götürdü. 0'dan pi'ye 4 birincinin karesi. Bunda bunun çarpımının 2 katı. 8 cos teta artı ikincinin karesi 4 cos kare teta d teta. Şimdi cos kare teta gördüğümüzde yerine ne yazacağımızı konuşmuştuk daha önceki videolarımızda da. Tekrar hatırlayalım bunların kurallarını. Sin kare teta görürsek 1 eksi cos 2 teta bölü 2 cos kare teta 1 artı cos 2 teta bölü 2. Yalnız başına cos karelerin integrallerini bu dönüşümü yapmazsak alamıyoruz. Kardiyoid açısından bu iki formül çok fazla kullanılır alan işlemlerinde. Kafamıza iyice yerleşmesi gerekir. Şunun yerine şunu yazacağız. Cos kare teta yerine 1 artı cos 2 teta bölü 2. Tabi onu da 4 ile çarpıyoruz. 0'dan pi'ye 4 artı 8 cos teta. 4 ile bunu çarparsak 2 artı 4 ile buradaki 2 sadeleşir. 2 kalır. 2'yi de şu üste dağıtırsak 2 cos 2 teta d teta. Şu ikisi 6 ederler. İntegrali almaya başlayalım. 6'nın teta'ya göre integrali 6 teta. 8 cos teta'nın integrali 8 sin teta. 2 cos 2 teta'nın integrali 2 cos 2 sin 2 teta bölü 2 olacak. 2'ler gidecek bu nedenle sin 2 teta. Pi ve 0'ı koyuyoruz. Pi koyduğumuzda 6 pi sin 180 0 eder. Sin 360 o da 0 eder. Eksi 0'ı koyduk 0 eder. Sin 0 0 eder. Sin 0 yine 0 eder. Sonucu 6 pi olarak bulmuş olduk. Trigonometride sinüsün ve kosinüsün 0, 90, 180, 270 ve 360 derecedeki değerleri kardiyoidle ilgili işlem yapacaksak ezbere bilinmesinde fayda vardır ya da nasıl bulunduğunu çok iyi bilip her seferinde hızlıca kafadan düşünebilmemiz gerekmektedir. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.